Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için her yıl özene bezene hazırlamış olduğum kuşburnu marmelatının tarifini paylaşıyor olacağım. Bu bizim için kış hazırlıklarının olmazsa olmazı. Bu kuşburnu marmelatı C vitamini deposu oldukça da şifalı. Birkaç tane püf noktası var. Sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar izlemeniz. Sizleri daha fazla bekletmeden kuşburnu marmelatının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Kuşburnu marmelatını yapmaya karar verdikten sonra dağlara çıkıyoruz, kuşburnularını topluyoruz. Şu anda artık şehir pazarlarında ve köy pazarlarında da bulunan oldukça da kolay elde edebileceğiniz kuşburnu var. Ama biz dağdan toplamayı tercih ettik. 34 kilo kuşburnuyu dağdan özene bezene topladık. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yorumlarınıza da elimden geldiğince vakit buldukça da dönmeye çalışıyorum. Toplamış olduğumuz kuşburnuyu delikleri büyük olan elekten geçiriyoruz. Bu sayede kötü olan yapraklarından, dallarından da arındırmış oluyoruz. Daha sonra sap kısımlarını ve kötü gözüken kuşburnularını temizliyoruz. Tabii ki bu marmelatı yaparken mutlaka yardım da alıyoruz. Anneciğimin ellerine sağlık. Birlikte yaptık. Kış boyunca da afiyetle tüketeceğiz. Temizlemiş olduğumuz kuşburnuları bol suyla yıkayacağız. Bu aşama çok önemli. Ne kadar çok yıkar, ne kadar güzel temizlerseniz kuşburnu marmelatanızın rengi o kadar güzel ve daha da lezzetli olur. Büyük leğenlerin içerisinde bol suyla özenli bir şekilde güzelce yıkıyoruz. 2 saat boyunca suyun içerisinde bekletip süzüyoruz. Süzmüş olduğumuz kuşburnularını bakır leğenimizin içerisine koyduk. Burada pişirme işlemi gerçekleştireceğiz. Köy ocağının üzerine koymuş olduğumuz bakır kazanımızın içerisine kuşburnularını koyduk. Üzerini 5 parmak geçinceye kadar da suyla dolduruyoruz. Ocağımızın altını ateşledik. Kaynayıncaya kadar hiçbir saat ya da dakika tutmuyoruz. Kaynadıktan sonra 6 saat boyunca ateşimizde kaynayacak, kuşburnular tamamen yumuşayacak. Bu aşamada kazanın içerisindeki suda eksilme olursa arada sırada da çok az su takviyesi yapabilirsiniz. Fazla sulu yapmıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binnur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kuşburnularımızı güzelce haşladık. Kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra artık makineye götürüyoruz. Kuşburnularımızı makinede çekeceğiz. Burada hem eziyoruz hem de dikenli bölümlerinden kurtuluyoruz. Daha önceden birkaç kere elekte geçiriliyormuş, daha zor ve daha zahmetli oluyormuş. Ama bu şekilde daha kolay oluyor. İlk önce güzelce eziliyor, daha sonra süzgeçten geçirilerek bütün dikenli bölümlerinden ve tortularından kurtuluyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra evimize getirip sadece pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. Kuşburnunun şiresini aldık, evimize getirdik. Bakır leğenimizi ocağa koyduk. 350 gram margarini içerisine koyduktan sonra şekerimizi koyuyoruz. 34 kilo kuşburnu için 15 kilogram toz şekeri koyuyorum.
Leğenin içerisine bunu koyduktan sonra kuşburnu şirasını de üzerine boşaltıyoruz. Ocağımızın altını ateşlemedik. Bu üç malzemeyi koyduktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Şeker ve kuşburnu şirası tamamen birbirine geçinceye kadar karıştıracağız. Karıştırma işlemini bitirdikten sonra artık ocağımızın altını ateşliyoruz. Kaynayıncaya kadar mutlaka karıştırarak pişiriyoruz. Aksi halde leğenimizin tabanına kuşburnunun şirası yapışabilir ve acı bir kuşburnu elde ederiz. O yüzden dönüşümlü olarak kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Kuşburnumuz kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra altını çok fazla körüklemeden yakıyoruz. 4 saat boyunca bu şekilde pişiriyoruz. Tabii ki kıvamını mutlaka kontrol edeceğiz. Ona göre kuşburnumuzu ateşten alacağız. 4 saat boyunca hafif ateşte karıştırarak kuşburnumuzu pişirdik. Şöyle bir doku testi yapmak istiyorum. Temiz bir tabağın içerisine 2-3 kaşık kuşburnudan koyuyorum. Tabağın içerisine almış olduğum kuşburnuyu tamamen soğutacağım. Böylelikle kıvamını daha güzel görmüş olacağım. Tamamen soğumuş olan marmelatın sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı çok güzel oldu, tam yerinde. Hala çok kaynarken kavanozlama işlemi yapıyoruz. Bu aşama çok önemli. Mutlaka kuşburnu marmelatınızın kaynar olmasına özen gösterin. Kavanozları güzelce yıkadık, tamamen kuruladık. İnce kısmına kadar doldurup peçeteyle kenarlarını temizliyorum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alarak iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Bütün kavanozlarımızın hepsini bu şekilde sıcak sıcak dolduracağız. Kaynar olarak koyduğumuz için kuşburnu marmelatlarımızı kış boyunca saklayabileceğiz ve kesinlikle bozulma olmayacak. Bu yapmış olduğum malzemelerle 3 adet 1 litrelik kavanozla, 42 adet 500 mililitrelik kavanozla, 42 adet 250 mililitrelik kavanozla kuşburnumuz çıktı. Bütün kuşburnularını doldurup üzerini güzelce kapatıyoruz. Kapatmış olduğumuz kuşburnular bir gün boyunca bu şekilde bekleyecek. Ertesi gün kuşburnu marmelatlarının üzerine açıyorum. Kapakların üzeri güzelce vakumlanmış, içeriye doğru çökmüş. Kış boyunca hiçbir sıkıntı çekmeden güzel bir şekilde tüketebilirim. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sizlere bir de bu leziz ve tadına doyamayacağımız kuşburnunun iç dokusunu göstermek istiyorum. Kavanozun bir tanesini alıyorum, kapak kısmının havasını alıyorum. Oldukça güzel, rengi ve kıvamı gerçekten çok lezzet açıcı gözüküyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Kahvaltı sofranızı güzelleştirecek ve lezzetlendirecek kuşburnu marmelatını hazırladık. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız marmelatı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.